Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hormonların son videosu. Soru çözümü hariç dediğim gibi. Epifiz bezinden devam edelim. Epifiz bezi beyin yarım küreleri arasında bulunuyor arkadaşlar. Küçücük bir bezdir zaten bu. Ve bir tane hormon salgılar. Melatonin dediğimiz hormonu salgılıyor arkadaşlar. Melatonin gözümüze gelen ışığın retina üzerine, yani retina dediğimiz bu görme olayının sağlandığı yerdir. Retina üzerine düşmesi sonucunda salgılanan bir hormondur melatonin hormonu. Bu hormonun karanlıkta miktarı artar arkadaşlar. Karanlıkta artıyor, ışık geldiği zaman ise aktif hale geliyor. Bizim vücudumuzun biyolojik ritmini sağlayan ve uyku düzenimizi sağlayan bir hormondur. O yüzden oldukça önemlidir melatonin hormonu. O zaman epifiz bezi için şunu yazalım. Beyin yarım küreleri arasında bulunur. Beyin yarım küreleri arasında bulunur. Melatonin salgılar diyelim. Melatonin salgılar. Hemen melatonin hormonunu yazalım ve bunun görevlerinden bahsedelim. Onları da yazalım arkadaşlar. Şöyle melatonin diyorum. Ne yapıyormuş melatonin? Karanlıkta miktarı artar diyoruz ilk önce. Karanlıkta miktarı artar. Özellikle gece 11 ile 2 arasında fazla miktarda salgılanıyor karanlık olduğu zaman. O yüzden bu hormonun üretilebilmesi için mutlaka karanlıkta uyuyun arkadaşlar. Gece lambası bile etki edebiliyor. O yüzden karanlık en güzelidir. Karanlıkta miktarı artar. Miktarı artar. Göze giren ışığın retinaya düşmesiyle aktif hale gelir. Aktif hale gelir. Ne yapıyormuş? Görevi neymiş? Vücudumuzdaki biyolojik ritmin düzenlenmesini sağlıyor ve uyku düzenimizi sağlıyor arkadaşlar. Biyolojik ritmi ayarlayarak uyku düzenini sağlar. Uyku düzenini sağlar. Evet, epifiz beziyle ve bundan salgılanan hormonla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelelim artık son bezimize. 8 diyeceğiz. Eşeysel bezler. Şöyle 8 diyoruz. 8 eşeysel bezler. Arkadaşlar eşeysel bezler iki tanedir. Yumurtalık ve testisler. Kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösteriyor tabii ki. Eşeysel bezler de aynı pankreas gibi karma bezlerdir. Hem salgı üretirler dışarıya hem de hormon üreterek bunun kana verilmesini sağlıyorlar. Eşeysel hormonlar da yine steroid yapılı hormonlardır. Hani hatırlayın, böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinde kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlar dedik. Bu hormonların tamamı steroid yapılıydı. Dolayısıyla buradaki hormonlar da steroid yapılı olacak. O zaman hemen yazalım. Şöyle diyelim eşeysel bezler için. Testis ve yumurtalıklardır. Testis ve yumurtalıklardır. Yumurtalıklardır. Ne dedik? Karma bezlerdir. Karma bezlerdir. Hem salgı üretiyor, dışarıya gönderiyor, hem de hormon üretip kana veriyor. Steroid yapılıdır dedik hormonlar için. Arkadaşlar, hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları tarafından uyarılıyor. O zaman şöyle diyelim. Hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları tarafından uyarılır. Evet, ilk olarak kadınlarda bulunan yumurtalıklardan bahsedeceğiz. Yumurtalıklardan salgılanan hormonlardan bahsedeceğiz. O zaman şöyle ben hemen bir yumurtalık diyorum.
yumurtalıklardan iki tane hormon salgılanıyor. Bunlardan bir tanesi östrojen, bir tanesi de progesteron arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Östrojenden ilk önce bahsedelim. Daha sonra progesterondan bahsederiz. Evet, östrojen. Arkadaşlar, östrojen FSH hormonunun yumurtalığı uyarmasıyla üretilen bir hormondur. Ama LH hormonu uyarıldığında da üretiliyor. Az miktarda üretiliyor sadece. O yüzden biz östrojen için şunu söyleyeceğiz. Şöyle diyelim. FSH ve LH uyarılınca ya da uyarınca üretilir. FSH uyarınca çok, LH uyarınca ise arkadaşlar az miktarda üretiliyor. Bu yüzden önemli bir hormondur. Peki bu hormon ne yapıyor? Arkadaşlar, bu hormon mitoz bölünmeyi hızlandırarak rahim duvarının kalınlaşmasını sağlıyor. Bakın, rahim duvarının kalınlaşması. Endometrium dediğimiz bir tabakadır rahim duvarı. Bu tabakanın kalınlaşmasını sağlar. O zaman şöyle diyelim. Mitoz bölünmeyi uyararak rahim duvarının diğer bir adı neymiş? Endometrium. Rahim duvarının kalınlaşmasını sağlar. Birinci görevi bu. İkinci görevi ise kadınlarda ikincil eşcinsel özelliklerin oluşmasını sağlar. Peki nedir ikincil eşcinsel özellikler? İşte sesin ince olması, kıllanmanın az olması arkadaşlar, yağ dokunun belirli bölgelerde artması, işte göğüslerin gelişmesi. Bunlar nedir? Kadınlara ait özelliklerdir. Bu özelliklerin oluşmasını sağlar. O zaman şöyle diyoruz. Kadınlarda ikincil eşcinsel özelliklerin parantez içinde birkaç tanesini yazıyorum. Sesin ince olması veya ne dedik? Göğüslerin gelişmesi. Bunun gibi özelliklerin oluşmasını sağlar. Evet, östrojenin görevi bu şekilde. Gelelim bir sonraki hormonumuz, yumurtalıktan salgılanan progesteron. Şöyle şu tarafa yazıyorum. Progesteron hormonu. Arkadaşlar, bu hormon da LH'ın yine yumurtalığı uyarması sonucunda üretilen bir hormondur. O zaman şunu yazalım ilk önce. LH uyarınca salgılanır. Bunları bilmeniz lazım çünkü bunlar çokça soruluyor sorulardan. Östrojen için hem FSH hem LH olabilir ama progesteron için sadece LH gereklidir arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi progesteronun görevi nedir, bunu söyleyelim. Progesteron rahimi hazırlayarak, döl yatağı dediğimiz rahimdir aslında. Rahimi hazırlayarak embriyonun tutunmasını sağlıyor arkadaşlar, buraya tutunmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Döl yatağını hazırlayarak embriyonun tutunmasını sağlar. Peki o zaman eğer progesteron az salgılanırsa kadınlarda, gebe kadınlarda düşük ortaya çıkar mı? Çıkabilir. Çünkü embriyonun tutunmasını bu hormon sağlıyor. Bu yüzden az salgılanırsa düşük gerçekleşebilir arkadaşlar. O zaman yazalım. Azlığında düşüğe sebep olur. Evet, bir diğer özelliği ise progesteron sadece yumurtalıktan değil, korpus luteum dediğimiz sarı cisim ve plasentadan da salgılanabilir arkadaşlar. Korpus luteum, diğer adıyla sarı cisim ve plasentadan salgılanabilir. Evet, progesteronun özelliği bu şekilde. Böylece yumurtalık hormonlarını bitirmiş olduk. Gelelim testosterona. Arkadaşlar, yani testislere. İki testisler. Bu
Bu erkeklerde bulunan bezlerdir, eşeysel bezlerdir, karma bezlerdir arkadaşlar. Hem dışarıya salgı gönderiyor hem de hormon üretiyor. Şimdi testislerde bulunan leydik hücreleri vardır. Leydik hücreleri testosteron hormonunu salgılıyor. Peki testosteronun görevi nedir? Arkadaşlar testosteron spermin olgunlaşmasını sağlıyor. Bakın spermin olgunlaşmasını. Sperm üretiliyor ama aktif hale gelmesini sağlayan testosteron hormonudur ve ergenlik döneminde salgılanarak spermlerin işte üretilmesi, olgunlaşmasını sağlıyor. Ayrıca erkeklere özgü ikinci eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar yine testosteron. Mesela kasların daha güçlü olması, işte kılların çıkması, sakal bıyık çıkması bunların oluşmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Leydik hücreleri testosteron salgılar. Şimdi testosteron da yazalım buraya. Testosteron. Ne dedik testosteron için? Spermin olgunlaşmasını sağlıyor. Bir de ikinci eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar testosteronun üretilebilmesi için FSH ve LH hormonları gereklidir. Özellikle LH. O zaman şöyle yazalım. LH uyarınca üretilir. Spermin olgunlaşmasını sağlar. Olgunlaşmasını sağlar. Bir de şunu yazalım. Erkeklerde ikincil eşeysel özelliklerin işte bu sesin kalın olması, kasların biraz daha şekilli olması, daha sonra sakal bıyık çıkması gibi özelliklerdir arkadaşlar. İkincil eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar. Evet, bizim eşeysel bezlerimiz de bu kadar. Böylece biz bütün bezleri bitirmiş olduk. Size burada son bir kez anlatacağım. Bir yer kaldı, bir konu kaldı. Hormonların düzenlenmesi, hormon salgısının düzenlenmesi. Nasıl oluyor? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi hormonların düzenlenebilmesi için iki çeşit bildirim vardır. Pozitif geri bildirim ve negatif geri bildirim veya diğer bir ismiyle pozitif feedback veya negatif feedback'tir. Pozitif feedback hormon salgısının artmasıdır arkadaşlar. Pozitif feedback yani pozitif geri bildirim. Eğer ki hormonun salgısı artıyorsa pozitif geri bildirimdir. Eğer hormonun salgısı azalıyorsa bu da negatif geri bildirimdir. Bunu yazmaya gerek görmüyorum. Hani sorularda zaten sorulduğunda açıklanıp öyle soruluyor arkadaşlar. O yüzden sadece bilmeniz yeterlidir. Eğer pozitif diyorsa artırıyor, negatif diyorsa azaltıyor diyoruz. Evet, böylece hormonları bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda hormonlarla ilgili soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.